Yürü lan! Yürü lan! Abi vallahi görmedim. Birden yola atladı. Lan dur dedim. Dur dedim. Yaşıyor. Akgül bırak. Akgül bırak, ambulansa gidelim biz Akgül. Lan ne gideceksin? Akgül. Manyak mısın sen, ambulans? El ambulansını arama. Ahmet tut. Al telefonu. Tamam. Tut çocuğu tut. Tut. Hastaneye götürüyoruz, tut. Ahmet bu işin peşini bırakmayalım. Sen kesinlikle ve kesinlikle burada kal. Yani buralarda kal. Çok içeriye de çok girme, çıkma. Birazdan anasıydı, babasıydı, akrabasıydı buraya akın edecek. Dolduracaklar burayı. O yüzden sen burada olursan tek ayağımız, tek gözümüz burada olsun bizim. Gözlemleyelim. Babasına söz verdim bu çocuğum ben. Tamam. Sen merak etme, ben de uş. Akgün. Hayda. Nasıl o? Durum iyi mi? Ne yapacaksın? Gidip kardeşine mi müjdeleyeceksin? Ne yapacaksın? İyi olduğunu duymam lazım. Kalbi atıyor. Ama hayati riski hala devam ediyor fazlasıyla. Bir şey yapayım ben. Bir şey söyle bana. Samimi söylüyorum ya. Sen ne yapacaksın? Sen yalnız mısın? Senin kardeşin nerede? Akgün. Akgün. Dur bakalım. Akgün. Akgün. Akgün dur. Akgün sakin. Akgün rahat bırak onu. Bana bak bana. Akgün sakin. Dışarı bir çık bakayım sen. Akgün rahat bırak onu. Bana bir yani konuşuyorum, bir şey yapmıyorum. Bana bak. İçerideki çocuğun halini gördün mü? Lan sen can almanın ne demek olduğunu biliyor musun? Bana bak. Aç lan kapıyı. Sen can almanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Kan akıtmanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Sebebi olduğun Akgün. Manzarayla karşı karşıya getireceğim seni içeride. İn aşağı, içeri gideceğiz beraber. Gir koluma, in aşağı. Ya tamam, rahat bırak onu. O ne kadar suçluysa ben de suçluyum. Ne yapacaksan bana yap. Yap bana. Bırak onu. Bana bak bana. İn lan şu arabadan. Lan in şu arabadan da beraber şu içeriye bir girelim. Şu manzarayı bir gör lan artık. Bana bak bana. Kazaydı! Kazaydı! Kazaydı, tamam mı? Sadece abime kendini göstermek istedi ya. Duygulanmam mı lazım? Bak. Herkes bu çocuğu itiyor. Bir tek ben tutmaya çalışıyorum onun elinden. Görmüyor musun halini ya? Bir bak şu çocuğa bak. Ne olacak? Şimdi o buradan çıktı. Ne olacak? O iyi olacak mı? Ya sen içerideki çocuğun halini biliyor musun? Gördün mü içerideki çocuğun halini? Ha? Hı? Madem bunun bakıcılığını yapıyorsun Cemre Sancaktar, o zaman işini iyi yap. Dua et de o çocuk yaşasın. Yoksa senin bu ikizin yalan. Hadi gidelim Akgün. Alo, hayırdır ya, bin tane cevapsız arama var. Ailemle birlikteydin, ne oldu, bir şey mi oldu? Savcım, içim bir taraftan rahat, bir taraftan da kafam sende. Tamam, kafam bende olmasın, sen yaptığın işe odaklan. İyiyim ben. İyi ol savcım, daha iyi ol. İyi olacağız inşallah. Beraber sırt sırta verdik, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ha. Sen hala güveniyor musun ya bana? Sonuna kadar. Bakalım, ben de işte kaldığım yerden devam etmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Canan Hanım yattığı yerde rahat uyusun savcım. Gereken neyse yapılacak. Biz beraber olduğumuz sürece gereken neyse yapılacak. Biz Soner'le artık legaldeyiz savcım. Silahları çıkardık belimizden yani. Bir mekan açtık. Burayı işleteceğiz inşallah. Hmm. Mekan nerede? Güzel bir yerde savcım mekan. Hem Naz için iyi olacak. Soner elini her şeyden çektiği için kızın yüzünden tebessüm eksik olmuyor. Tamam, sen yapman gerekenleri harfiyen yerine getir. Fazla göze batma. Bu şekilde devam et. Ha? Tamam, merak etme. Daire başkanı ne durumda? Şu an net bir tavrı yok. Nasıl bir tavır takınacaksa ben de ona göre hareket edeceğim. Şu an kapatmam lazım. Selametle. Ben çıkıyorum Soner.
Buradayım oğlum, tamam. Çıkıyorum şu hastaneye gideceğim, şu oğlanın şeyine bakacağım, durumuna. Tamam, hemen geleceğim, bir şey olursa yaz. Ne oldu? Seni dinliyorum diye kendine kullanan telefon mu aldın? Dinlemiyorum ya, vallahi dinlemiyorum yani. Bizim seninle böyle yol ortasında, herkesin görebileceği şekilde yan yana görülmemiz. Doğru mu? Ne var? Komşunuz değil miyim? Şurada oturuyorum. Kahven bitti, kahve almaya geldim. Dul adamsın, hoşlandım senden. Şaka yaptım, şaka. Gül biraz. Allah Allah. Ne istiyorsun? Gitmemiz lazım. Ben biraz zamana ihtiyacım var dedim ama. Ne yapayım savcım? Bir gece bir gün bekledim. Bizim meslekte öyle kafa izni yok biliyorsun. Ama gerçekten zamana ihtiyacım var benim. Savcım, benden uzak durmak istiyorsun gibi düşünmeye başladım. Artık daha fazla üzme beni istersen. Zaten başka bir opsiyonun yok. Sen beni niye yakında tutmaya çalışıyorsun? Kendi başına kaldığın zaman seni sokaklardan, yollardan topluyoruz çünkü. Başına iş açıyorsun. Yapacak bir şey yok. Ayrıca senin üvey oğlan top çevirmeye başladı gibi geliyor bana. Bize eğiliyor sanki. O plana uygun hareket ediyor. Ama zamanı yok. Daha acele etmesi lazım devlet. Sabırsız. Ya işini bitirecek bir an evvel? Ya da aldığım yere bırakırım diyorsun çocuğum. Yani. Velisi olarak sen de böyle bir şey yaşamak istemezsin herhalde diye düşünüyorum. O yüzden daha fazla üzme beni. Gel gidelim. Güzel tehdit ediyorsun ama en azından gülümseyerek tehdit ediyorsun. Bu da bir şey. Severim. Okey. Tamam, gidelim. Soner. Efendim Ahmet. Akgün. Haberler iyi değil. Ne oldu? Çocuk öldü. Ahmet, sabah konuştuğumuzda oğlan iyi toparlıyor dememiş miydin? Ne demek öldü oğlan ya? Ha? Ya öyleydi. Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Oğlan ne demek? Nasıl öldü? Nasıl oluyor bu? Ne oldu? Anlat. Vallahi sancaktarların adamlarından birini gördüm burada. Cihan Sancaktar. Akgün bana bak. Akgün sen buraya gelme. Çünkü sen buraya gelirsen ihale sana kalacak. Akgün bak bir delilik yapma oğlum ne olur. Yok yapmayacağım dedi delili. Ortalıklarda görünme. Kaybol. Ya biz Allah aşkına ne saçmalıyoruz ya. Of. 2010'dan bugüne bütün organizelere tek tek bakacak mıyız biz ya? Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne olur bak işim gücüm var. Ailemle yemek yiyeceğim. Ya tamam Allah Allah ne var burada? Bu da iş yani. Bırakma tek başıma işte. Birlikte döneriz. Açsan yemek sen pideci lahmacun bir şey söyleyeyim sana. Sen beni burada tutmaya çalışıyorsun, yanında tutmaya çalışıyorsun. Çok belli de. Evet. Kendi başına kaldığında deli deli işler yapıyorsun çünkü. Efendim. Buyurun Sarı Akaybar. Hangi araç? Tamam. Geliyorum. Kalk gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Nereye? Sürpriz. Uzaklaş buradan. Ne yapıyorsun Akgün? Konuşuyoruz. Konuşma burada bitti Yağmur. Bana karışamazsın. Karışırım. Karışamazsın. Akgün, bir sorun mu var? Gergin görünüyorsun. Bugün bir tanıdığımız vefat etti. Haberi alır almaz seni görmek istedim. Var mı söyleyeceğin? Allah taksiratını affetsin. Haberin yok muydu? Ne konuşuyorsunuz siz? Bence Yağmur Hanım'ın da kafasını fazla karıştırmayalım. Haberin yok muydu? Beni mi suçluyorsun? Seni suçlamıyorum, senden eminim.
Hadi. Hadi, hadi in aşağıya. Hadi. Hadi. Nazlanma. Ben kendim gelmedim yalnız. Bu beni oyuna getirdi. Ben oyuna getirdim. Ne olmuş? Ben oyuna getirdim. Ya biriniz o köşede, biriniz bu köşede ağlayıp duruyorsunuz abi. Alışıp duruyorsunuz. Bak siz anne kızsınız, tamam mı? Allah aşkına bu çile bitsin abi artık. Haksız mıyım kanka? Bir şey desene. Allah aşkına sarılın, bir barışın. Bak bir kere olsun şunları unutun abi. Rahat da. Yok abi, hayır. Susmayacağım ya. Hadi abi. Bir sarılın, barışın ya. Hadi. Ben fikrimi değiştirmedim. Hayır abi, söyleyeyim de. Ben abi, de değiştirmedim. Yakışmıyor size lütfen. Bir sarılın. Bak bir an için bu her şeyi bir unutun ya. Hadi abi. Hadi. İnsan da çocuğunu kıyamıyor. Ama bir yerde de. Asıl insan annesinin üzülmesine kıyamıyor. Bunları tanıyor musun kanka? Eray. Abi kim onlar? Eray çabuk. Çabuk al arabaya. Emel ne yapıyorsun? Emel Hanım, Emel, yürü, yürü abi. Tamam, tamam. Gel, şuradan gel, çıkacaksın. Gel, Eray, gel, şuradan gel. Çıkacaksın. Ne oluyor? Hadi, 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 beni dinle. Ertuğrul adamları geldi. Gel, gel, gel. Buradan kaybol. Hayır. Bizle gel. Takip ederler. Hayır, gelmeyeceğim. Bizle gel. Haydi. Kaybol buradan Eray. Eray. Tamam. Eray. Şuradan. Şuradan. Baskın var. Eray çık. 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 Tamam kızım, tamam. Hiçbir şey olmadı. Eray git, ne olur. Naz dönemem, Naz. Naz, Naz dönemem. Naz tamam, dönemem, kızım, Naz. Tamam, tamam. Evet, Selim Savcı. Ben 3 senedir peşindeyim bu Yeşil'in, biliyor musun? Üç yıl önce Halil Saade'nin kaçırıldığı araç bu. Bunun içinde bir şey bulmak tabii şu anda şu şartlarda zor olabilir ama ben bütün imkanlarımı kullanacağım. Bu arabayı didik didik arayacağım. Bir toz zerresine kadar inceleyeceğim. Sana bir yerden tanıdık geliyor mu bu araba? Nasıl abici? Evet. Nasıl? Ne
3 sene önce bu aracı ben kullanıyordum. Sarı Başkan, ne oldu bu kadar acil olan ne? Geç içeri. Geç içeri, geç. Hadi. Savcım, ne oluyor? Bu ne var? Akgün, çok az zamanımız var. Ben her şeyi anlattım. Yaptığımız her şeyi bütün detaylarıyla anlattım. Olmaz savcım, kabul edemem bunu ya. Sen tek başına yapmadın ki bir şey. Ben beni de tutuklasınlar o zaman. Alo! Savcım. Akgün, bir sakin ol. Bir sakin ol. Sen bu olayın içine dahil edemezsin kendini. Zaten Sare seni dinlemez. Artık çok geç. Ben her şeyi anlattım. Senden bir şey istiyorum. Bunu sadece senden isteyebilirim. Bunu isteyebileceğim başka kimse yok Akgün. Aileme sahip çık. Çocuklarıma sahip çık. Eğer bana biraz olsun kıymet veriyorsan, bizim seninle kurduğumuz ilişkiye biraz kıymet veriyorsan, aileme sahip çık. Onların yanında dur. Onları yalnız bırakma. Eğer bunu yaparsan, ben vicdanımın bir parça olsun bastırabilirim. Bir kere kimse çok yalnız demiştin ya, hatırlıyor musun? Evet, doğru söylüyorsun. Çok yalnızız. Ama ben kendimi yalnız hissetmiyorum. Senin varlığın olduğu müddetçe kendimi yalnız hissetmiyorum. Savcım, ne yapıyorsun sen bana ya? Bana bir söz ver. Seni hiçbir şeyin asla değiştirmesine izin ver. Söz. Ailem sana emanet. Hadi geç. Helalleştiniz mi? Bizim seninle aramızda kişisel bir husumet var. Bence bunun nedenini artık anlatabilirsin bana. Benim bu hayatta babamdan sonra en sevdiğim adamın ölüm tarihi. Senin ısrarına devam eden bir operasyonda gizli görevdeydi. Adı Ömer'di. Ömer Harmanlı. Organizeden davasına bakıyorduk. Suçluydu ama. Sizinle bir anlaşma yaptı o. Çıkmasına izin vermediniz. Benim yüzümden öldüğünü düşünüyorsun. Babam, sen, hepiniz suçlusunuz. Hepiniz suçlusunuz. Biz ne gerekiyorsa onu yaptık. Belki de. İşte ben de şimdi ne gerekiyorsa onu yapıyorum savcı. Ama bana verdiğin sözü tutacaksın.
Canan'ın katilinin kim olduğunu bulacaksın bana. Ben verdiğim sözleri tutarım. Anlaştık.